Bir yılına gittim, Fransız hükümetin bursunu kazanmıştım. Bir yıl oldu, 30 yıl. Yani Paris bitmez. Bodrum evi 91'de aldım. 91'den beri gidip, yani gidip geliyorum işte. Enteresan yani, üst yerde yaşadım bir dönem. Yani delirecektim yani. Şimdi böyle, hani böyle bir seçim niye yaptın derken, şimdi orada atölyeniz duruyor. Çünkü orada angajmanlarınız var, bilmem ne var, sergileriniz olacak. Gidiyorsunuz orada çalışıyorsunuz. Sonra İstanbul'a geliyorsunuz, çalıştığınız galeriler var. İstanbul'da bir atölye, Paris'te bir atölye, burada bir atölye. Kitaplar orada, burada. Her şey çift çift. İşte nasıl olduysa böyle bir kültür, sanat serüveni Bodrum'un hayatına girmişken, Cevat Şakir ve şeyinden bahsediyorum. Arkadaşlarından Bedri Ahmet Eyüboğlu, Sabahattin Eyüboğlu, Azra Erat vesaire. Bunlar bir ivme vermişler ama oraya kadar yani işte diktiği 100 çeşit ağaç bugün Bodrum'da yaşıyor. Belki çoğalıyor umut ederiz ama bilmiyorum yani, o ciddi bir program işi. Herodot'a bir şey yapmak isteseniz 3 sene dolu. Ya bir sanatçı orayı istediği zaman o sanatçının şeyine, profiline bakarsınız. O 3 sene dolu falan olmaz. Orada kıytırık şeyi erteleyeceksin. Konser neyse. Erteleyeceksin. O adama vereceksin onu. Çünkü o bir daha geri gelmez. Çintemani sarayın gözde motiflerinden birisi. Çünkü padişahın kaftanında da var. Bursa'da dokunan çatma kadifeler vesairelerde. Sonra ben bunu şey yaptım. İzlemeye aldım. Ta gerilere gittim. Yin Yang bizim bildiğimiz. Çin'de şey yapıyor, bütün şeyi Hindistan, İran'a kadar falan yaygınlaşıyor. Bir de Çin bulutu var, bizim minyatürlerde böyle makarna gibi. Onun ası o Çin bulutu. Fakat onu öyle stilize etmişler ki, özellikle Taoizm yani şeye geçince Hindistan'ın kuzeyine. Orada tamamen yin yang açılıyor, bu forma dönüşüyor. Zıtlıkların birlikteliği, bu formda da hepsi var. Dolayısıyla beni ilgilendiren şey de bunun yüklü bir anlam şey içeriyor olması. Bir de erotik yapısı. Yani bizde bazı şeyler tabudur. Örneğin Eros bizim sanatımızda yoktur. Çünkü yani bizim hepimizin içinde var olan dürtüleri bir şeyin simgesi lazım. Batı'da görüyoruz ok atan şey, Bambino, küçük melek. Bu simgeleri biz üretmezsek sembolizmada kalırız sadece ve öyle kalırız. Ya da metafiziğe da izah etmek durumunda. Yok. Yani ben şimdi şundan çok mutluyum. Kaç yıl oldu? 80'li yıllarda başladım. Artık benim imzam gibi oldu. Herkes biliyor. Ama en azından 5-10 milyon insan öğrendi bunu. Çünkü yayıldı. Benim söyleşilerden yayıldı. İşte sergiler, kitaplar. Yani bu şey önemli bir şey. Yani şimdi Bodrum derken böyle pek hayranlıkla bakmıyorum ben şahsen. Yani ancak burada uzun vadeli planlı bir yerel yönetim, o ona devrederek. Yani bunlar hem kolay hem zor, çok zor işler yani. Bize düşen ancak işte yani enerjimizi üreterek
mesajımızı vermek yani. Daha fazlası için sizleri 23-26 Haziran tarihleri arasında Bodrum Açık Atölye günlerine bekliyoruz.